Herkese yeniden merhaba. Daha önceden videosunu çekmiş olduğum Green Note GSC50 dikey süpürgenin kutu açılışını, içinden çıkan parçaları, özelliklerinden bahsetmiştik. Ve kullanmadan yorum yapmak istemediğim için bu videoda 2 aylık süre zarfında süpürgeden memnun muyuz, değil miyiz? Onun açıklamasını yapacağım. Ayrıca yerde gördüğünüz gibi pirinç, çay, mercimek koydum. Çekim gücü nasıl çekiyor, sesinden bahsedeceğiz. Kullanışlı mı, değil mi, ondan bahsedeceğiz ve aşağı yukarı diğer süpürgelerle arasında bir kıyaslama yapacağız. Ona göre sizlere önerilerde bulunacağım. Şimdi benim için önemli konulardan bir tanesi fiyat performans ürünü mü, değil mi o? Ben eşimle kullandığım kadarıyla bu ürün fiyat performans ürünü. Neden? Fiyat olarak ben 2 ay önce 2400 civarında bir fiyata aldım. Şu anda da gördüğüm kadarıyla Amazon üzerinde 2700 civarlarında aşağı yukarı gidip geliyor fiyatı. Bu fiyata bu şekilde emiş gücü olan ergonomik bir süpürge makinesi kesinlikle almaya değer. Biz 2 aydır memnunuz. Normal kablolu süpürgemiz de var. Robot süpürgemiz de var. Hepsinin yeri ayrı tabii ki de, ama bunu almamızın en büyük nedeni çocuklu bir aile olmamız için, olduğumuz için kullanımı çok rahat. Hemen kablo derdi yok vesaire. Eşim ya da ben getiriyoruz. Yerleri çok çabuk bir şekilde süpürüyoruz. Ve yeri yerine bırakıyoruz. Ayrıca şu şekilde dikey olarak kendisinin de durması ayrı bir güzel diye düşünüyorum. Çünkü çoğu markada bu özellik yok. Ya stand almak zorundasınız ya da yan yatırmak zorundasınız. Gelin şimdi hep birlikte yerdeki kırıntıları diyelim artık. Onları süpürelim. Siz de kendiniz görmeniz açısından iyi olacaktır. Yarısını ilk çalıştığı modda alacağım. Diğer yarısını da güçlü moda geçip o şekilde çekeceğim. Sizler de karar verin. Ben de en son bununla alakalı yorumumu yapacağım. Arkadaşlar, şimdi ben makineyi çalıştıracağım. Bir elimle süpürgeyi, bir elimle de telefonu tuttuğum için biraz sarsıntılı olabilir. Öncelikle kusura bakmayın. Şu an ilk modda çalıştırdım. Bu şekilde göstereyim size. Evet, ilk modda bu şekilde hepsini çekti. Bunu çektiyse güçlü modda daha iyi çekecektir. Görüyorsunuz, hiç kalmadı. Şimdi çaya geçelim. Bir düşük moda getiriyorum. Bakın, hiç kalmadı. Güçlü modda da çekiyorum. Tamamen temizledim. Sizlere diyorum. Şimdi pirinçlere geçelim. Pirinçler yerde. Bu şekilde. Şimdi düşük modu alıyorum. Evet arkadaşlar, zaten yerde kalmış olsa sesinden az çok anlarsınız. Şu an yerde hiç kalmadı. Arkadaşlar, bir de 2-2,5 ay kullanım sonucunda yıpranma var mı, yok mu? En sonunda belki 4-5 temizlik öncesi bu temizlenmiştir, bir bakım yapılmıştır. Şu an haline bakalım. Fırçalar tabii yurt dışından geldiği için yedek parçaları önemli, fırçası önemli. Yalnız fırça konusunda diğer makinelerin fırçaları uyuyor. Ben onu söyleyeyim sizlere. Fırça derdimiz bulunmayacaktır. Şöyle başlıktan başlayalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir aşırı yıpranma, bir deformasyon yok. Sağlam bir şekilde duruyor. Ürünün kendisi gayet iyi. Herhangi bir yeri kırılmadı. Ya da tak çıkar yaparken bir deformeye uğramadı.
Gayet güzel duruyor. Sap kısmı zaten buraya bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Bu da biliyorsunuz zaten uzayıp kısalabiliyor. Şu an tek elle yaptığım için olmadı. İstediğiniz boyuta basılı tutarak getirebiliyorsunuz. Daha da uzuyor bu, şu an ben açamadım. Ben bu ürünü arkadaşlar herkese öneririm. Bu markayı daha önceden biliyor muydum? Bilmiyordum. Amazon'dan almadan önce yorumlara baktım. İnternette videoları izledim. Kanaat kıldık ve sipariş ettik. İyi ki de sipariş etmişiz. Büyük bir kolaylık. Hani memnun kalmasam bile en azından 2400 TL çok büyük bir rakam olmadığı için şu an günümüzde ben değeceğini düşündüm. O yüzden herkese almanızı öneririm ki kanalımızın zaten amacı da fiyat performans olan ürünleri tanıtmak. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa, alıp almama konusunda kararsızsanız, sorularınıza her dakika her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Diğer videolardan da görürsünüz. Eğer bunun parçalarını, kutu açılışını da merak ediyorsanız, diğer videoda, bir önceki çektiğim videoda bu ilk aldığımda çıkan parçaları, hangisinin ne işe yaradığını vesaire, onları da oradan görebilirsiniz. Ha bir de şu konuya değinmek istiyorum. Ses konusu da bazı insanlar için önemli olabiliyor. Normal kullandığımız kablolu süpürge makinelerinden daha az bir ses çıkartıyor. Yalnız internette tanıttıkları kadarıyla çok düşük sesli, ultra sessiz gibi bir şey yok. Yani gayet iyi bir şekilde duyuluyor. Ama insanı rahatsız edecek bir şekilde de bir sesi yok açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Almak isteyenlere tekrar dediğim gibi öneriyorum. Alırsanız da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın derim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Gördüğünüz üzere gerçekten emek veriyorum. Daha da profesyonelleşecek bu videolarım. Abone sayılarımız da çok iyi şekilde artıyor. Sizler de katkıda bulunmak isterseniz abone olmanız konusunda mutlu olurum. Teşekkür ederim.